Irak Kürt bölgesi anayasal düzeyde özerkliği kabul edilen bir coğrafyayı kapsar. Esasında bu topraklar Irak devletine aitti fakat geçtiğimiz yıllarda Bağdat hükümeti tarafından anayasal olarak özerklikleri tanındı. Kürtler istediklerini alınca Irak'taki kaos ve isyan ortamı bir nebze olsun azalmış oldu. Dağları ile birlikte toplamda 83 bin kilometre karelik bir alana sahip olan Irak Kürt bölgesi Avrupa'daki ve Balkanlardaki pek çok ülkeden daha geniş bir coğrafyaya hükmediyor. Bölgenin batısında Suriye, doğusunda İran, kuzeyinde ise can ülkemiz Türkiye bulunuyor. Bölgesel Kürt yönetiminin fiili başkenti ise Erbil'dir. Erbil bu bölgenin en kalabalık ve en popüler kenti olarak göze çarpıyor. Bugün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi toplamda 7 milyondan fazla bir insanı içerisinde barındırıyor ve insanlar resmi olarak Kürtçe konuşmaktalar. Bölge 2005 yılından bu yana Irak'taki Bağdat hükümeti tarafından resmi anayasada tanınan ve özerkliği kesinleşmiş olan bir yapıdadır. Peki Irak Kürtlerinden ziyade Kürtler tam olarak kimlerdir ve nereden gelmiştir? İlk önce bunu konuşalım. Kürtler yaşamakta olan etnik gruplar içerisinde dünyanın en eski toplumlarından bir tanesi olarak göze çarpar. Bugün özellikle Irak ve İran'da yoğunlaşmış olan Kürtler, geçmişte de tıpkı bugün olduğu gibi Mezopotamya çevresine yayılmış olan bir halktı. Öyle ki bir zamanlar Mezopotamya'da üç büyük halk yaşardı. Akatlar, Gutiler ve Sümerler. Sümerler ve Akatlar, daha çok yerleşik hayatı benimseyen, sahip oldukları imparatorlukları bilimle geliştirmeyi amaç edinen kimselerdi. Bugünkü İran'ın Zagros dağlarında yaşamış olan Gutilerin ise Sümerlere ve Akatlara kıyasla daha farklı bir hayat anlayışı vardı. Gutiler yayılmacı, savaşçı bir toplum yapısına sahipti ve fetih hırsları güdüyordu. Topraklarını sürekli olarak genişletmek istiyorlar ve tüm Mezopotamya'ya egemen olmayı dilemekteydiler. Bundan ötürü de M.Ö. 3000'li yıllarda Sümerler, Gutiler ve Akatlar arasında düşünce ayrılıkları vardı. Hatta Sümer yazıtlarında Gutiler için saldırgan dağ insanları gibi tasvirler yer alır. İşte bugünkü Kürt halkının kökenlerinin de Sümerler, Akatlar ve Gutilerin karışımı olan melez bir etnik yapıdan geldiği, özellikle Gutilerden daha çok izler taşıdığı iddia edilir. Hatta Kürt kelimesinin Gurti'den Kurdi'ye doğru evrildiği düşünülmekte ve kelime anlamınınsa Farsça'daki karşılığı göçebe, çadırda yaşayan demektir. Gerçekten de bugünkü Kürt kültüründeki pek çok unsurun, sosyal yapının ve etnik benzerliklerin İran ve Irak kültürüyle büyük benzerlikler taşıdığını görebilirsiniz. Dolayısıyla Kürtler Arap kökenli değildir, Fars kökenli bir halktır. Bugün Orta Doğu'nun pek çok bölgesinde Kürt halklarından izlere rastlayabilirsiniz. O halde gelin dünyada en çok Kürt'ün yaşadığı bölgelerden biri olan Kuzey Irak Kürtlerinin gündelik yaşamlarını siyaseti katmadan gezgin gözüyle inceleyelim. Öncelikle turist olarak gidecekseniz Irak Kürt bölgesinde iletişim için Kürtçe bilmenize gerek yok. Siz Türkçe konuşarak kendinizi anlatmaya çalıştığınızda pek çoğu sizi rahatlıkla anlayabiliyor. Ayrıca karayoluyla giderseniz bölgeye girişte bir sınır kapısı göreceksiniz. Yani Kuzey Irak Kürt bölgesine elinizi sallaya sallaya giremiyorsunuz. Mesela Irak için vize alırsanız ve gelmişken Kürt bölgesine de geçeyim diyorsanız Irak'la alakalı topladığınız evraklar Kürt bölgesinde işe yaramıyor. Kuzey Irak Kürt bölgesi için ayrıca başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sınır kapısından girdikten sonra ise yol boyunca Türkiye ve çevre ülkelerden gelen pek çok ticari tır aracı göreceksiniz. Bunun yanı sıra Covid süreci hala son bulmadığından bölgeye girişte sizden PCR testi yaptırmanızı talep ediyorlar. Şehre ulaştığınızda ise rahatça gezebilmek ve alışveriş yapabilmek adına bir para bozdurma dükkanı bulmanız gerekecek. Tabii aynı zamanda internet ihtiyacınız için sim kart da satın almanız gerekli. Bu arada Irak Kürt bölgesinde dinar kullanılıyor ve 1 Türk lirası yaklaşık 80 Irak dinarına eşdeğerdir. Özellikle Erbil çevresinde bir şey dikkatinizi fazlaca çekebilir. Kentin hemen her yerinde büyüklü küçüklü Kürt flamaları asılmış. Ayrıca yolda yürürken binaların genellikle yüksek olmadığını, aynı zamanda binaların sarıyla beyaz rengin tonlarında yapıldığını görebilirsiniz. Erbil sokaklarında pek çok seyyar satıcı var ve halk genellikle tekstil ve yemek işiyle uğraşmakta. Özellikle Erbil'deki Kayseri çarşısında satılan pek çok ürün Türkiye'den tedarik ediliyor ve oranın yerli halkı dükkanlarında bu ürünleri satarak gelir elde etmekteler. Çarşı esnafının çoğuysa Türkmenlerden oluşuyor ve dilimizi rahatlıkla anlayabiliyorlar. İlaveten şehrin hemen her yerinde bolca kafe ve kıraathane görebilirsiniz.
Irak-Kürt bölgesinde yaşayan bazı Türkmenler Erbil merkezinden biraz uzaklıktaki prefabrik sitelerde yaşam sürmekteler. Buraya genellikle iş için geliyorlar ve Basra bölgesinden iş teklifleri almaktalar. Buradaki Türk kökenli insanlar genellikle ticaretle, müteahhitlikle ve öğretmenlikle uğraşmaktalar. Kürt bölgesine gelirken genellikle prefabrik evleri tercih ediyorlar. Çünkü bu evler Erbil merkezindeki evlere kıyasla daha modern ve gelişmiş imkanlara sahiptir. Bu prefabrik evlerin aylık kira tutarı ise aşağı yukarı 250-300 dolardır. Yine şehir dışında prefabrik olmayan sağlam yapılı müstakil evler de var. Ayrıca yeni yeni yapılmaya başlanan geniş daireler de mevcut. Bu evlerin fiyatı ise 500 ile 1000 dolar arasında değişmekte. Şayet eşyalı bir ev tutacaksanız 3 artı 1 evi 600 ila 700 dolardan aşağı bulamazsınız. Bunun yanı sıra Kuzey Irak Kürt bölgesinde elektrik altyapısı yeterince gelişmiş olmadığından kalacağınız ev ne kadar lüks olursa olsun elektrik ihtiyacınız için jeneratöre ihtiyaç duymaktasınız. Çünkü yönetim tarafından size verilen elektrik miktarı aylık ihtiyacınızı görmüyor ve siz mecburen elektrik satın almak zorunda kalıyorsunuz. 4 kişilik bir aile ayda ortalama 60 dolarla 100 dolar arasında elektrik satın almakta. Evlerde herhangi bir gaz hattı da yok. Yani insanlar genellikle tüplü ocaklarla yemeklerini yapmaktalar. Yemek haricinde ısınmak için de tüp kullanılıyor. Özellikle kış aylarında Kuzey Iraklı Kürtler tüplü sobalarla ısınabilmekteler. Bir mutfak tüpünün ortalama fiyatı ise 10 dolar civarında. Evinize sınırsız bir internet bağlatmanın maliyeti ise 20 dolar kadardır. Bu noktada dikkatinizi şu çekebilir. Kuzey Irak Kürt bölgesinde dinar kullanılmasına rağmen bölgenin ekonomisi dolar üzerinden dönüyor. Bölge neredeyse her şeyi dışarıdan tedarik ettiği için bütün ekonomi dolara endeksidir. Bundan dolayı maaşlar da dolar kuruna göre hesaplanıyor. Mesela bölgede maaşlı olarak bir yere girerseniz şu an alacağınız asgari ücretin tutarı 450 dolardır ve en önemlisi Erbil ve çevresine yerleşmek isterseniz yani turist olarak değil de devamlı burada yaşama düşünceniz varsa Kürtçeyi mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. İşin en sıkıntılı kısmı ise ulaşımdan geçiyor. Şayet kendinize ait bir arabanız yoksa ve iş yerinize uzak bir muhitte yaşıyorsanız istediğiniz yere gidebilmenin tek yolu taksi dostlar. Şehir içi ulaşım için ne doğru düzgün bir minibüs hattı, ne tramvay, ne de metro bulunuyor. Bu takdirde de mecburen yerel bir taksiciyle anlaşıyorsunuz. Aylık ortalama 200 dolara sizi Irak Kürt bölgesinde istediğiniz yere günübirlik götürüp getiriyor. Minibüs var diyenleriniz olabilir ancak o minibüsler her yere gelmiyor dostlar. Bu nedenle bu bölgedeki Kürtler evden önce araba alırlar ve taksi probleminden kurtulurlar. Kürt bölgesinde araç fiyatları nedir diye sorarsanız bölgede pek çok araba galerisi bulabilirsiniz. İnsanlar genellikle ikinci el araba almaktalar ve bu anlamda araba galerisine sahip kimseler çok iyi para kazanabilmektedir. İkinci el araçlardansa yeni model araçlar tercih ediliyor. Çünkü Kuzey Irak Kürt bölgesi iklimsel anlamda aşırı sıcak ve eski model araçlar yüksek sıcak altında sürekli arıza yapmaktalar. Ortalama olarak 2012 modelden daha yukarı olan ikinci el araçların fiyatları 10 bin dolardan başlıyor. Eğer ki bekarsanız ve 3 bin dolardan daha fazla kazanıyorsanız bir yıl içerisinde bir araba almanız gayet mümkündür. Mesela 5 yıl önce piyasaya sürülmüş olan ikinci el bir lüks Mustang araç 25 bin dolara satılmakta. Yani düz hesap 500 bin TL desek Türkiye'de bu aracı aynı şartlarda 2 milyon TL'den aşağı bulamazsınız. Özetle Türkiye ile kıyaslarsanız araç fiyatlarının Kuzey Irak'ta çok ama çok ucuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir erkek için saç tıraşları 3 dolardan başladığı gibi 40 dolara kadar çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin etinden sütüne kadar tüm market alışverişleri ise aylık 400-500 dolara geliyor. Dolayısıyla Erbil ve çevresindeki Kürt bölgelerinde çalışmaya gidecekseniz aylık 3000 dolardan daha aşağı bir iş sizi kurtarmaz dostlar. Hele ki kalabalık bir aileniz de varsa 3000 dolara bile zar zor geçinirsiniz. Turistik olarak yiyip içip dönersiniz ancak yaşam olarak Irak Kürt bölgesinde hayat son derece zor. Hayatı zor yapansa temel ihtiyaçlar için bile büyük zahmetler çekiyor olmanızdır. Temel ihtiyaçlar demişken Erbil çevresine çalışmaya giden birine sigorta yapmayan birçok işveren var. Şayet çalışmaya gidecekseniz işveren sağlık sigortanızı yaptırmadan işi kabul etmeyin. Çünkü sağlık sigortanız olmadan çalışırsanız en ufak bir hastane işinde bile cebinizden minimum 100 dolarınızı alırlar dostlar. Peki Kuzey Irak'taki Kürtler nasıl bir eğitim alıyorlar? Bir de bunu konuşalım. Bölgede eğitim sistemi de birazcık karışık. Bölgesel yönetimin çocuklara sunduğu eğitim kalitesi bir hayli zayıf olduğundan özellikle yurt dışından çalışmaya gelen aileler çocuklarını özel okula göndermekteler.
Özel okulların maliyeti de bir o kadar pahalı olduğu için iş için gelmek isteyenler çocuklarının eğitim masraflarını da çalıştıkları şirketlere ödetmekteler. Örneğin bir ilkokul çocuğunun yıllık özel okul masrafı 7.000 dolarla 10.000 dolar arasında. Hayat bu kadar pahalı olduğu için Irak'taki Kürt yatırımcılar Erbil ve çevresindeki Kürt bölgesine dışarıdan işçi çekemiyorlar. Bu da bölgenin kalkınmasını, gelişmesini aksatıyor. Bundan ötürü de Kuzey Irak'tan bir iş teklifi alırsanız oraya gitmeden önce her konuda kendinizi ve ailenizi sağlama aldırmanız büyük önem arz ediyor. Sağlık sigortası ve eğitimse bunlar arasındaki en önemli iki unsurdur. Eğer ki Irak Kürt bölgesine ailenizi de alıp çalışmak için gidecekseniz 4.000 ila 5.000 dolardan daha aşağısını hiçbir şekilde kabul etmeyin dostlar. Bekarsanız da 3.000 dolardan daha aşağısı sizin için sadece vakit kaybı olacaktır. Zaten bir insanın kendi ülkesini bırakıp yurttan ayrılmasındaki en büyük sebep 3-5 kuruş fazladan kazanayım, kenara para atayım amacıdır. Aksi halde Kuzey Irak gibi yerlerde zahmetli bir hayatın içerisinde karın tokluğuna vakit öldürürsünüz ve hiçbir şekilde para kazanamazsınız. Daha da kötüsü yakıcı sıcağın altında rezillik çekersiniz. Kendinizi geliştirmiş bir insansanız Türkiye'de veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde 1000 ila 1500 dolar kazanarak çok daha lüks ve rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Kuzey Irak'ta yaşayanlarınız varsa bana darılmasınlar. Çünkü gerçekler böyle dostlar. Irak Kürtleri şüphesiz ki başkent kabul ettikleri Erbil'i çok sevmekteler. Bundan dolayı da Kürtler genel manada Erbil çevresinde yoğunlaşmış durumdalar. Hatta turistik maksatla bu coğrafyaya gelenler Erbil'i mutlaka ziyaret eder, yerel halkla konuşup geleneksel yemeklerden tadarlar. Erbil'de yalnızca Kürtler değil, aynı zamanda Türkmenler, Araplar ve hatta Türkler de yaşam sürmekte. Erbil kenti Süleymaniye ile birlikte İran metropol bölgesini oluşturmakta ve bugün 1,5 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır. Yani şöyle düşünün, Estonya'nın tamamı bir tane Erbil'e denk geliyor. Erbil sadece nüfusunun çokluğuyla değil, yaşanabilirlik açısından da günümüz Orta Doğu kentleri arasında yaşam koşullarının en iyi olduğu kentlerin başında geliyor. Irak Kürt bölgesine karayoluyla gitmek mümkün. Ancak Erbil gibi kentlere giden güzergahlar tehlikelere açık olabiliyor ve güvenilirlik açısından çok tavsiye edilmez. Bu nedenle Erbil'e hava yoluyla gidilmesini öneririm. Adana ve Diyarbakır'dan Erbil'e aktarmasız uçuşlar bulabilirsiniz. Ayrıca uluslararası havayolu şirketleriyle aktarmalı olarak birçok kentten Erbil'e uçuşlar yapılıyor. Hepinizin de bildiği üzere Mezopotamya sıcak ve yakıcı bir coğrafyaya sahip. Şayet Irak Kürt bölgesine gitmek ve oraları görmek istiyorsanız yaz aylarında güneşin altında kavrulabilirsiniz. Yazları son derece sıcak ve kurak geçiyor. Bu nedenle Irak Kürt bölgesine yaza girmeden veya yaz bittikten sonra gidilmelidir. Özellikle Erbil çevresinde konaklama açısından bir problem yaşamazsınız. Ulaşım içinse insanlar taksi kullanmaktalar. Fakat şöyle bir sorun var ki Irak Kürt bölgesinin pek çok yerinde taksimetre sistemi gelişmemiş. Yani araca binmeden önce taksiciyle pazarlık yapmanız gerekiyor. Ayrıca kalabileceğiniz birçok ucuz otel bulunuyor. Ama benim tavsiyem tek başınıza yolculuk yapmayın ve macera arayıp ana merkezden çok uzaklaşmayın. Irak Kürt bölgesinde turist olarak ne yapabilirim diyorsanız Erbil çarşısındaki lokantalarda bol bol kebap yiyebilir, Erbil Kalesi'ni ziyaret edebilir, Erbil Sami Abdulrahman Parkı'nda fotoğraflar çekilebilir ve akşamları meyhanelerde içebilirsiniz. Zaten çarşı halkı sizin turist olduğunuzu anlayınca size içten bir tebessümle yaklaşıyor ve kendi kültürlerini size tanıtmaya başlıyorlar. Ayrıca pek çok esnaf sizden bir karşılık beklemeden yemek ikramında bulunmaktalar. Şayet siz oraya siyasi ve askeri yaşanmışlıkları bir kenara bırakıp sadece turist bakış açısıyla giderseniz Erbil'de huzursuz hislere kapılmazsınız. Zaten Erbil halkı da sizi düşmanca bakışlarla değil, dostane yüzlerle karşılamaktalar. Ayrıca Irak Kürt bölgesine Türkiye'den gidecekseniz sadece 10 gün kalmak kaydıyla vizesiz şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Peki Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bu bölgeyi nasıl ve hangi imkanlarla yönetiyor bir de buna bakalım. Irak'taki Kürtleri dışarıdan bir süzecek olursanız genel manada bu insanların yoksul olmadıklarından kanaat getirebilirsiniz. Çünkü gerçekten de Irak genelinde yoksulluk oranının en az olduğu bölgeler Kürtlere ait. İçinizden coğrafya bilenler bunun sebebini az çok tahmin edebiliyorlardır. Çünkü Kürtlerin elinde müthiş bir petrol rezervi bulunuyor dostlar. Barzani ailesi zamanında bu bölgeyi Saddam'dan ve Saddam'dan sonraki Bağdat hükümetinden koparabilmek adına epey uğraştılar. Çünkü onlar da Erbil ve çevresindeki toprakların altında milyonlarca metreküp petrol fışkırdığını gayet iyi biliyorlar. Bölgedeki halkın genel geçim kaynağı turizm ve tarım gibi gözükse de Kürt bölgesini ayakta tutan en büyük güç sahip oldukları petrol ve doğalgaz rezervleridir.
Buna rağmen Irak bölgesel Kürt yönetimi bünyesinde yaşayan 7 milyonluk halkın kişi başına düşen yıllık milli geliri ise 8 bin dolar civarında. Bu sayı normalde çok daha fazla olması gerekir diye düşünebilirsiniz. Mesela Katar'da da nüfus az ve çıkarılan petrol halkın tamamını ultra seviyede zenginleştirmiş. Ancak Irak Kürtlerinde bu durum yok. Irak Kürt bölgesinde bugün 3 trilyon metreküp doğalgaz yatağı ve 45 milyar varillik petrol rezervleri bulunuyor. Fakat bu petrol ve doğalgaz yatakları Irak Kürtleri tarafından değil, batılı ortakları tarafından çıkarılmakta. Yani Irak Kürt yönetimi kendi petrolünü çıkartıp işletemiyor. Bölgedeki kaynaklar İsrail, İtalya ve Fransa merkezli iş ortakları tarafından çıkarılmakta. Dolayısıyla işin kaymağını büyük oranda bu ülkelerin şirketleri yemekteler. Bir nevi bölgenin kaynakları İsrail ve Fransa menşeili şirketler tarafından sömürülüyor desek yanlış olmaz. Bundan ötürü de Irak'taki Kürt halkı yoksul değildir ama zengin de olamamışlardır. Özetle Irak-Kürt bölgesi gezmek için tercih edilebilir fakat kalıcı yaşam için hayatınıza pek çok zorluğu beraberinde getiren bir yer. Kentlerdeki altyapı 10-20 yıl geriden geliyor ve bu durum sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Halk olaraksa merkezdeki insanlar yardımsever ve cana yakınlar. Irak'taki özel Kürt bölgesi hakkında yaptığımız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.